Sigorta ekranından herkese merhaba. Ben Damla Özavşar. Bugün oldukça farklı bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Evet, bu akşam Türk romanlarında yer alan sigortacı karakterlerini ele alacağız ve yorumlayacağız. Yayın konuğum ise öğretim görevlisi Behlül Ersoy olacak. Behlül Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Damla Hanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet, şimdi öncesinde bugün bahsedeceğimiz iki kitap var. An itibariyle de canlı yayındayız ve şu anda bizi izleyenlere de bu iki kitap hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum öncelikle. Şimdi bu iki kitabın yazarı aynı kişi ve belki de birçoğumuzun duyduğu, bildiği, belki de kitaplarını okuduğu ve Türk polisiye romanlarının öncü kalemlerinden biri olan ve tabii ki de ilk akla gelen isim diyebiliriz. Ahmet Ümit'in kitaplarını ele alacağız. İlk kitabımız Beyoğlu Rapsodisi olacak. Onun sonrasında da Bab-ı Esrar kitabını yorumlayacağız seninle birlikte. Bu iki kitabın ortak noktası ise baş karakterlerinin bir sigortacı olması. Ve şu anda da özellikle bizi izleyenler için bunu dile getirmek istedim ki bu kitapları duyan, bilen ve daha öncesinde okuyan kişiler varsa lütfen yorumlara yazsınlar ve burada biraz daha etkileşimli bir yayın yapmış oluruz diye düşünüyorum. Ve yayın süresi boyunca da bu yorumları da sana da aktarmaya çalışacağım. Keza bu kitapların dışında kendileri için önemli gördükleri kitaplar varsa, okumaktan keyif aldıkları kitaplar varsa lütfen yorum kısmına yazsınlar. Çok daha etkileşimli, güzel, keyifli bir yayın olur diye düşünüyorum böylelikle. Ve istersen yavaş yavaş konumuza da başlayalım. Öncelikle kısaca seni tanıyalım istiyorum ben. Tabii Damla Hanım. Şimdi ben bir hanımı çıkartayım, daha böyle samimi bir sohbet şeyinde gitsin, kıvamında gitsin. Çünkü yoksa böyle çok ciddi bir program olacak. Şöyle başlayalım isterseniz. Kendimden, akademik geçmişimden birazcık bahsedeyim. Bankacılık, sigortacılık, yüksekokulu mezunuyum Marmara Üniversitesi. Lisans eğitimimi orada yaptım. Sonra yüksek lisansımı yine banka ve sigortada. Şimdi de şu anda muhasebe ve finansman alanında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde doktora çalışmalarımı yapıyorum. Öğretim görevlisi kadrom Bilecik Şehzadebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda bankacılık sigortacılık programında. O programın da sorumluluğunu yürütüyorum aynı zamanda. Bir de yine sigortacılık dersleri ağırlıklı olmak üzere Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu'nda da dersler veriyorum. Akademik şeyin bu kariyerin dışında profesyonel geçmişim de oldu. Çok belki çok uzun bir süre değil ama 2 yıla yakın Aksa Sigorta'da, yine 4 yıla yakın Vakıflar Bankası'nda bankacılık ve sigortacılık tecrübelerim oldu diyebilirim. Ama benden bu kadar. Çünkü akademik olarak bahsedebileceğim kısım bu. Devam edebiliriz. Evet, şimdi Bilecik deyince de beni birazcık can evimden vurdun. Ben de Bilecik Şehzadebali Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. Buradan bizi, valla Bilecik'ten de izleyenler varsa selam olsun diyorum. 4 senem gayet güzel geçti orada da. Bir anılarım canlandı şimdi sen öyle deyince. Şimdi istersen kitaplarla ilgili yorumlara da geçmeden önce biraz böyle sigortacılığı genel hatlarıyla bir değerlendirelim istiyorum. İlk olarak da Tabii. sorum şu yönde olsun. Türkiye'de sigorta bilincini ne noktada görüyorsun? Sigorta okur yazarlığı hakkında ne düşünüyorsun? Ve hatta bunu kitaplarla bağlayacak olursam bu soruyu, edebiyatın Türkiye'de sigorta bilincinin oluşmasındaki rolü, etkisi ne noktada? Bir akademisyen gözüyle de senden böyle bir yorum alayım. Tabii. Şimdi burada bunu mükerren tekrar etmemize gerek yok. Sigorta bilinci Türk toplumunda maalesef istediğimiz düzeyde değil. Bunun ekonomik sebepleri var, eğitimle ilgili sebepleri var. Buna ilişkin de birçok akademik çalışma yapılıyor. Şimdi asıl bunun çatısını finansal okuryazarlık dediğimiz son 10 yılda belki çok popüler olan bir kavram üzerinden, bu kavramın bir açılımı olarak sigorta okuryazarlığı şeklinde biz anlatmaya çalışıyoruz. Dünyada da Türkiye'de de buna ilişkin çalışma sayısı da az. Dünyada özellikle batılı ülkelerde, Amerika'ya örnek verecek olursak, çok daha geniş bir düzlemde buna ilişkin araştırmalar yapılıyor.
Daha program başlamadan önce de birazcık şöyle bir bakalım ne var ne yok diye bir yokladığımda daha önceki akademik çalışmalarda da beslendiğimiz bazı Amerikalı finansçıların çalışmalarına denk geldik. Onlar daha çok finansal okuryazarlığın altında sigorta okuryazarlığını sağlık sigortaları okuryazarlığı şeklinde ele alıyor. Bizdeki gibi genel anlamda bir çalışma söz konusu değil ve çok daha teknik bir değerlendirme yapıyor. Hatta ve hatta sadece finans doktorları PhD değil, MD dediğimiz yani tıp doktorlarının da makalelerde buna ilişkin emeklerinin olduğunu görüyoruz. Ya, Türkiye'ye gelecek olursak, hani bunu bir akademik düzlemde değerlendirecek olursak, Türkiye'de yapılmış en geniş çalışma 2019'da yayınlanan katılım emekliliğin yaptığı muazzam çalışma. 805 tane katılımcı ile yapıyor, 12 şehirde yapıyor, 18 yaş üzerindeki bu katılımcılara onlarca soru soruluyor ve bu soruların karşılığında biz maalesef sigorta okuryazarlığının ve tasarruf bilincinin Türkiye'de zayıf olduğunu görüyoruz. Çok basit tabii bu sohbetin mahiyeti içerisinde çok uzatılacak bir konu değil ama bir tane örnek verilebilir buna ilişkin. Özellikle eğitimle ilgili hemen hemen herkesin çocuğu var. Gelecekle ilgili çocuğunun eğitimiyle ilgili kaygıları var. Bir kaygı duyuyor musunuz? Eğitimi, çocuğunuzun eğitimiyle ilgili sorunun cevabına %74 civarında bir kesim. Evet, çok kaygılıyım gelecekle ilgili ekonomik anlamda. Peki bununla ilgili ne yapıyorsunuz? Sorusunun cevabının %76 hiçbir şey yapmıyorum şeklinde veriyor. Şimdi ekonomik durum, ekonomik realite saklı kalmak şartıyla buna şu anda müdahale edemiyoruz. Belki tasarruf edebilecek parası yok şu an için. Ama bunun dışında belli ki bir bilinç eksikliği var. Öyle değil mi? Sigorta şirketlerinin, hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin eğitimle ilgili bir poliçesi mevcut. Yakın zamana kadar birçok şirketin reklamlarını biz ulusal medyada da görüyorduk. Yani bu noktada yol kat edilmesi gerekiyor, bir mesafe alınması gerekiyor. Ben bu genel tespitte bulunabilirim. Evet. Peki, yavaş yavaş dilersen sohbetimizin keyifli kısımlarını geçelim istiyorum ben. Ve ilk olarak Ahmet Ümit'in kitaplarından biri olan Beyoğlu Rapsodisi ile başlayalım istersen. Senden ricam konuyla ilgili konusu, kitabın konusu, olay örgüsü, buradaki sigorta karakterini biraz tahlil etmeni isteyeceğim bize ve izleyenlere. Ve sözü sana bırakacağım. Bu tarafta çok bölmek istemiyorum. Biliyorum ki çok kitaplarla ilgili spoiler vermeden konuyu çok güzel bir şekilde aktaracağına eminim ve sözü sana bırakıyorum. Peki o zaman yavaştan girelim. Şimdi bugünkü konu neydi? Ahmet Ümit'ti, değil mi? Biz bu serinin nasıl oluştuğundan da birazcık bahsetmek isterim açıkçası. Sigorta Strateji isminde bir platformda oradaki yazar arkadaşlarla birlikte ilginç içerikleri üretmeye çalışıyoruz. Ve sigorta camiasına bunları yayınlıyoruz. Burada çok kısa, özellikle sosyal medyada tüketilecek kadar uzunlukta bir sigorta karakterleri olan, baş karakterleri özellikle olan Ahmet Ümit'in iki tane kitabını yayınladık. Sonra bu bir seriye dönüştü. Baktık ki en çok okunan yazılar arasında bunlar oluyor. Ondan sonra biz bunu bir seriye dönüştürüp daha da detaylandıralım dedik. Bugün işte sizinle bir araya gelmeden önce ilk önce dedik ki bakalım Ahmet Ümit'in iki kitabını nasıl anlatırız? Buradaki karakterleri hangi minvalde değerlendiririz? Şimdi ilk kitabımız Beyoğlu Rapsodisi. Kronolojik sıraya uygun gidelim istedik. Şimdi Ahmet Ümit'ten tabii birazcık bahsetmek lazım. Ahmet Ümit'in çok müstesna bir yeri var Türk romanı açısından. Daha polisiyenin herhangi bir edebi ürün sayılmadığı dönemlerde Ahmet Ümit bizi yurt dışına polisiye romanıyla tanıttı. Kendisi Antep doğumlu, işte 7 çocuklu bir ailenin çocuğu, yani kendinden hariç 6 tane çocuk var ailede. Kilim tüccarı bir babanın, terzinin bir kızı, oğlu aynı zamanda. İstanbul'a geliyor, Marmara Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun oluyor.
ve yüksek ihtisasını yapmak için Moskova'ya gidiyor ve orada ilk edebi eserini yayınlıyor. Eşi için yayınlıyor bunu. Sokağın Zulası ilk şiir kitabı. Sonra da bir şiir kitabı yazmıyor zaten. Ve ondan sonra ardı arkası gelmeyen ün ve şeyle popülerlikle cinayet romanlarını kaleme alıyor. Sis ve Gece gibi bildiğimiz çok ünlü filmlerin de aynı zamanda kitaplarından uyarlandığını biliyoruz Ahmet Ümit'in. Beyoğlu Rapsodisi de bu önemli kitaplarından, dönüm noktalarından bir tanesi. Şimdi ben spoiler vermemeye dikkat ederek bunu anlatmaya çalışacağım, hassasiyet göstererek. Ama burada edebi bir şey var, edebi bir tarz var. İlk defa kullanılan edebi bir tarz. Agatha Christie'nin kitaplarında kullandığı ve ondan etkilendiği bir tarzı, bu tarzı söylersem şey çözülecek, düğüm çözülecek. O yüzden bu tarzı araştırsın, izleyicilerimiz bulsunlar. İlk defa bu romanında uyguluyor. Adından anlaşıldığı gibi bir Beyoğlu, bir İstanbul romanından bahsediyoruz. Bu romanda dört ana karakter var. Damlacığım, dört ana karakter var. Bu dört ana karakterden bir tanesi, bence dört diyeyim daha doğru olur. Dört karakterden üçü senin benim gibi kanlı canlı, nefes alan insan. Biri ise yine kanlı canlı, belki yine nefes alan, kokusu olan, hayatı olan, sıcaklığını hissettiğimiz Beyoğlu. Beyoğlu teması üzerinde, Beyoğlu arka planı üzerinde bu üç kişinin başından geçen bir cinayet hikayesi anlatılıyor romanda. Şimdi karakterlere yavaş yavaş geçelim istersen. Kitabı kaleme alan, yani bizim kitabı ağzından dinlediğimiz Ahmet Ümit'miş gibi konuşan Selim karakteri. İlk ondan bir giriş yapalım. Selim karakteri de ilişkin, bu üç karakterin kendi ilişkilerini, arkadaşlık bağlarını da anlattığı bir döneme götürüyor kitabın içerisine ve sonrasında anlattığı dönem, yani cinayetin yaşandığı ve çözüldüğü dönem olan ortalama yaşları 35 yaşına doğru getiriyor. Şimdi hikayenin ana noktası Beyoğlu'nun tam nokta, hemen hemen ortası olan İstiklal Caddesi'nin ortasına isabet eden Galatasaray Lisesi'nde başlıyor. Galatasaray Lisesi'nden tanışıyor bu üç arkadaş. Selim, Nihat, karakterleri. Şimdi bu karakterler lisede bir izci şeyindeler, izci grubundalar. Bu izci grubunda tanışıyorlar ve birbirlerine öyle bir bağlanıyorlar ki, öyle bir sıkı ilişki içerisinde geçiyorlar ki bir kan kardeşliğine varacak şekilde bu ilişki devam ediyor. Ama hepsi birer farklı karakterde, hem maneviyat açısından hem de ekonomik açıdan. Selim zengin bir babadan geliyor. Ekonomik anlamda herhangi bir sıkıntısı yok. Fiziksel özelliklerine gelince Selim'in iri yarı, uzun boylu, anlamsız bir surat ifadesi olan bir kişi olarak tanımlıyor kendini. Nihat dediğimiz bir karakter var. İşlerinde en zayıf, hem fiziksel olarak zayıf, hem ekonomik olarak, hem de ruhsal olarak en zayıf olan ve bahtsız olan karakter ise Nihat karakteri. Bizim asıl anlatacağımız, asıl bizim öveceğimiz, bizi gururlandıran karakter ise Kenan karakteri. Kenan'ı en sona bırakalım. Kenan çünkü bir sigorta acentesi. Kenan'ı en sona bırakalım. Onu zaten öveceğiz. Onu biz övmüyoruz. Onu Ahmet Ümit öyle güzel tasvir etmiş ki inanamazsınız. Bambaşka bir ilişki var belli ki Ahmet Ümit'in sigortacılarla arasında. O bambaşka. Selim'e geçecek olursak, Selim mezun oluyor. Mezun olduktan sonra, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İTÜ Mimarlığa giriyor. Mimarlıktan da hiç takılmadan mimar olarak mezun oluyor. Fakat mimarlık mesleğini hiç icra etmiyor. Babasından devraldığı tekstil atölyesini daha da ileri noktalara taşıyarak Azya ismindeki bir tekstil devine, bir moda devine dönüştürüyor. İstiklal Caddesi'nde Rumeli Hanım'ın hemen karşısında bir dükkanda işlerini yürütüyor ve iyi bir evlilik, güzel bir evlilik yapıyor. Fakat Down sendromlu bir çocuğu oluyor. Yine de mutlu bir hayatı var. Nihat ise mezun olduktan sonra bir yerlerde dikiş tutturamıyor. Bu adam bir talihsizliği var bu Nihat'ın. Oraya giriyor, çalışıyor, olmuyor. Buraya giriyor, çalışıyor, olmuyor. Nihat'ın babadan da yana zaten bir sıkıntısı var. Babası
bir şey emeklisi, bir matbaadan emekli, zar zor Nihat'ı okutabiliyor. Hatta çoğu zaman Selim'le Kenan parasal olarak destek oluyor. Nihat'ı liseden mezun ediyorlar, Galatasaray Lisesi'nden. Neyse, o kısımları hızlı geçelim. Peki Nihat ortada mı kalıyor? Kalmıyor tabii ki. Orada gazeteci de, burada matbaacı da çalışıyor. Fakat Selim'le Kenan gönülleri bu çocuğun böyle sürünmesine razı olmuyor. Kenan'ın babadan kalma, hemen Galatasaray Lisesi'nin karşısından girdiğiniz zaman Aziz'e gittiğinizde sol tarafınıza direkt İngiliz konsolosluğu düşer. O İngiliz konsolosluğunun karşısında balık pazarına bakan bir dükkanı Nihat'a kiralıyor. Kiralıyor dediğimizden kasıt da kira almıyor Nihat'tan. Oraya bir sahaf dükkanı açıyorlar. Şimdi gelelim Kenan'a. Kenan bizim en sevdiğimiz karakter ve her şey Kenan'ın etrafında şekilleniyor. Kenan çok yakışıklı bir adam. Kenan şöyle, onu tabii ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Ben bakalım becerebilecek miyim tabii o ayrıntıyı, ama kıvırcık saçları, kıvırcık olacak kadar dalgalı saçları, siyah saçları var. Anlamlı bakan ve birazcık çapkın ela gözleri var. Düzgün yüz hatlarına sahip. Cesur, girişken ve karşı tarafı etkileyebilecek ikna yeteneğine sahip böyle bir kişi olarak tasvir ediliyor. Hatta Galatasaray Lisesi'ndeyken çok kavga dövüş işlerine çok giriyor, okulu kırıyor, kaçıyor, ediyor vesaire. Selim ve Nihat çok daha böyle dingin tipler olmalarına rağmen onun o aurasından, onun o havasından etkilenerek onun peşine takılıyorlar. Biliyorsunuz Galatasaray Lisesi yatılı bir lise. Türk sanat dünyasına, Türk edebiyat, sanat ve siyasetine çok önemli isimler yetiştirilmiş bir okuldan bahsediyoruz. Geceleri fırsatını bulup Kenan Nihat'la Selim'i de peşine takarak ya Çiçek Pasajı'na gidiyor, ya efendim Nevizade'ye gidiyor, ya da işte yüksek kaldırımlarda, oralarda, buralarda dolaşıyor. Hatta çoğu zaman okuldan atılacak duruma geliyorlar. Bir şekilde paçayı sıyırıyorlar. Ve mezun oluyor Kenan. Kenan çok zeki bir çocuk. Selim kadar çalışmasa dahi çok daha başarılı bir profil çiziyor lisede. Şimdi madem sigortacıysa zeki olacak değil mi? Yani tam da olmuş değil mi? Bütün sigortacılar hep böyle bu özelliklere sahiptir herhalde. Şimdi bu mezun olur olmaz doğru İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine giriyor. Fazla da enerji harcamadan zeki adam girdi. Mezun oluyor. Hemen avukatlık stajını tamamlıyor. Hiç ara vermeden avukat oluyor. Fakat avukatlık yapmıyor. Peki nasıl sigortacı oluyor? Kenan'ın babası da yine İstiklal Caddesi üzerinde bir acente sahibi. Babasının işini devralıyor ve gerçekten ciddi manada hatırı sayılır bir acenteye dönüştürüyor. Nerede biliyor musunuz o acentede? Şimdi çıkalım, gelelim hemen hemen, şimdi İstanbul dışından bizi izleyenler vardır belki, hani hakim değillerdir, ama Taksim Meydanı'nı bir düşünsünler. Taksim Meydanı'ndayız. Sırtımızı Taksim Meydanı'na veriyoruz. Sol tarafımıza o hani sevgililerin buluşmak için durdukları o Burger King'i görüyoruz sol tarafımızda. O sağ tarafımızda da Fransız konsolosluğu var. Aşağıya doğru yavaş yavaş inelim. Fransız konsolosluğunun bittiği sokağa dönmeyelim. Oradan girmeyelim. Orayı bir es geçelim. Devam edelim. Bir sokak daha gelecek hemen sağımızda. Eğer oraya girersek, ki girmeliyiz. Şimdi biz bu kitabı anlatıyoruz, ediyoruz. İnşallah birileri gerçekten heves edip de bu kitabı alır, okur ve sonra bizim bu yaptığımızı yapar. Gidin oraya. Şimdi İstanbul'da bazı noktalar vardır ki İstiklal de bunlardan biridir. Belki 1940 bizim tabii yaşımız el vermiyor. Öncesini okuyarak biz böyle hayal ederek 1940'tan sonra silüeti değişti belki. O Frank olan kısım kalmadı, Pera olan kısım dağıldı, yozlaştı, yok oldu belki, ama yine de İstiklal Caddesi'nde hala gidilip de gastronomik anlamda uğranılacak bazı duraklar var. İşte o duraklardan bir tanesi bu. Not alın, herkes bilir bunu da, bilmeyen için söyleyelim. İncik Profiterol oraya taşınmıştı. Normalde İstiklal Caddesi üzerindedir ama o sokağın az ilerisinde görürsünüz siz onu. Oturun, profiterolünüzü yiyin, geri gelin. Tamam. Şimdi devam ediyoruz, o sokaktan çıktık. Bir sonraki sokak İmam Adnan Sokak'tır.
Hemen hemen İstiklal Caddesi'nin en cafcaflı olduğu yere yakın bir yer olarak tasvir edelim. Orada işte bu Kenan'ın acentesi. Kenan burada işleri büyütüyor. Gelelim hikayeye. Ve Kenan'ın etrafında dolaşıyor bütün bu cinayet romanı. Ya bakın, bu sigorta acentesi, sıradan bir sigorta acentesi üzerine bir roman yazmış Ahmet Ümit. Yani ben ondan bahsediyorum size. Yani dikkatinizi o noktaya çekmek istiyorum. Bakın, bu sıradan bir karakter değil. Etrafında şekillenmeye başlıyor. Fakat Kenan'ın şöyle de bir takıntısı var. Hani hep sigortacıların vardır ya. Var mı bilmiyorum tabii. Ölümsüzlük gibi bir takıntısı var Kenan'ın. Kenan evli değil. Kenan hayatını yaşıyor. Kenan'ın altında Land Rover var. Çekmiş altına. Kenan'ın cebinde parası var. Kenan gününü gün ediyor. Evlilik düşünmüyor. Hiçbir şey düşünmüyor ve eğlence adamı ve bir hayat adamı. Yaşıyor hayatını. Fakat öldükten sonra adının... Aktiviteler buna şu anda özenir yani, ben söyleyeyim. Şu çizdiğin tablo özenilecek bir tablo yani. Ben bilmiyorum bunu. Selim'in ağzından Ahmet Ümit yazmış. Yani Ahmet Ümit'e gerçekten bir imza günü falan bir yerde denk gelirsem bunu muhakkak soracağım. Yani böyle Evet. bir fırsat. Şimdi Mutlaka. gününü gün ediyor. Bulunduğu yer zaten buna müsait. Gününü gün ediyor fakat bir takıntısı var. Selim bunu kitabın ilk başında bahsediyor. Ben diyor Selim kendi adına. Ben Agatha Christie gibi işte Sherlock Holmes gibi dedektiflik kitapları okurken bizim Kenan şey yapardı. Tutardı metafizikle ilgili, doğaüstü varlıklarla ilgili, korku filmleri, şunlar bunlar, bunlara meraklıydı. Kenan'ı tarif ederken. Evet, Kenan'ın böyle bir şeyi var. Kenan ama aynı zamanda da bir sanat erbabı. Sanata da düşkün. Böyle de ince ruhlu bir adam. Biliyoruz ki İstiklal Caddesi'nin üzerinde birçok sergi var. Ve kendi portföyünde, tahmin edebiliyoruz ki hani kendi portföyünde bulunan, evet, burada muhtemelen o tarla başında geçen bazı hikayeler var. Tarla başından bir sokak gözüküyor burada kitabın şeyinde, belli ki baskısında. Ben de bu baskı yoktu. Benim ilk baskı sahip oldum. Kenan bir sergi açıyor bu ölümsüzlüğü yenmek için. Neyse, o sergide işler güzel gidiyor. Hatta orada bir Katya isminde bir Rus kadınla tanışıyor ve sevgili oluyor. Artık o gönül maceraları da bitiyor. Birazcık da şey yapmaya başlıyor, düzelmeye başlıyor bizim Kenan. İlk başta sergi epeyce itibar görüyor. Fakat ertesi gün hiçbir gündem olmuyor. Herhangi bir televizyonda veya bir gazetede bunu göremiyor ve inanılmaz demoralize oluyor. Yine bir dost meclisinde otururken şeyde, Çiçek Pasajı'nda Nihat ve Selim'e yakınmaya başlıyor. Biz diyor ölüp gideceğiz 150 sene sonra, senin çocuk da ölecek, onun çocuğu da ölecek, 150 sene sonra bizim adımızı dahi anmayacaklar diyor. Oradan Nihat ağzından bir şey kaçırıveriyor. Diyor ki madem öyle diyor, sen diyor Komiser Cüneyt'i tanıyorsun diyor. Ondan diyor bak diyor cinayet fotoğraflarını al diyor. Gel diyor şuraya bir tane şey açalım, sergi açalım. Bak o zaman ölümsüzlüğü sen gör diyor. Söylediğine de pişman oluyor tabii bunu. Selim de sen ne yapıyorsun, ne diyorsun derken Kenan bunu duyar duymaz kafada hemen kuruyor. Bunları da peşine takıyor. Tamam diyor, biz bu işi yapacağız. Gidiyor Cüneyt Beyoğlu, şeydeki karakolunun başkomiseri Cüneyt'e gidiyor. Sponsor oluyor Cüneyt'e acentesi. Üst katı yaptıracak, işte karakolun üst katını yaptırmaya karşılık bunun cinayet fotoğraflarını alıyor. Geliyor cinayet fotoğraflarını alıyor. Selim de diyor madem sen bizim kardeşimizsiniz diyor. Kardeşimsin diyor. Benim diyor babadan kalma diyor. İstiklal'in üzerindeki binayı biliyorsunuz diyor. Oraya da diyor sergiyi açarız. Tamam mı? Tamam. Bunlar sabah akşam oturuyorlar. Şey yapmaya çalışıyorlar. Bu sergi için çalışıyorlar. Bu arada yansıyan sigorta stratejideki yazımızın bir yansıması. Buradan seriyi okuyabilirsiniz. Çok ayrıntısına girmedik tabii burada. Daha özet geçiyoruz. Bunlar toplanıyorlar ama Kenan çok zeki bir adam diyorum ya, nesnelerin arkasını görebilecek bir ön sezisi olan bir adam. Oturup iki fotoğraf arasındaki bir benzerliğe şey yapıyor, gözü takılıyor. İki cinayet fotoğrafından bahsediyorum. Biri kadın, biri erkek maktuller. Fotoğrafın arkasındaki tablolar aynı. Kenan diyor ki bu cinayetler bağlantılı. Selim'e söylüyor. Kardeş diyor bak diyor bu cinayetler bağlantılı diyor. Nihat olur mu öyle şey diyor. Şey diyor.
olmaz diyor. Nihat'a gidiyor söylüyor. O da inanamıyor falan ama bu Kenan dediğim gibi çok böyle girişken bir adam olduğu için bunları peşine takıyor. Bir cinayeti araştırmaya başlıyorlar. Bunu bulmak için uğraşıyorlar. Polisten önce gidiyorlar cinayet mahallelerine. Polismiş gibi röportaj yapıyorlar. Onlardan adamları sorguya çekiyorlar. Selim aman diyor ne yapıyorsun? Bak başımız belaya girecek. Nihat zaten korkak bir adam. İşin içerisine girmemeye çalışıyor falan. Bizim Kenan işin ipin ucunu bırakmıyor. Ben diyor bu cinayeti çözeceğim, bulacağım diyor. Neyse gerçekten bir ip ucuna ulaşıyor Kenan. Ve bu maktuller, bu ölüler biri kadın, biri erkek ve sevgili bunlar. İlk önce adam ölmüş, sonra da kadın öldürülmüş. Kadına gönderilmiş, Fransa'dan gönderilmiş bir mektuba ulaşıyor Kenan. Ve bu mektubu araştırmak için bulduğu günün ertesi gün bilet alıp Fransa'ya, Paris'e uçuyor. O mektubu gönderen kadınla buluşmak için. Ama o kadının ofisine gittiğinde kadının infaz edildiğini görüyor. Uçağa atlayıp tekrar Beyoğlu'na geliyor. Selim'i ve Nihat'ı arıyor ve buluşuyorlar. Şimdi burada üç tane karakter var. Beyoğlu'nu çıkarttık. Üç karakter var. Nihat, Selim, Kenan. Bunlardan biri maktul, biri katil, biri de masum. Şimdi artık ben bunu buraya kadar getireceğim ve burada ben şimdi merak Evet. eden acentelerimiz, öğrencilerimiz gidecekler Ahmet Ümit'in kitabını alacaklar. Çıkacaklar. Bu bir tiyatro. Açacaklar Evet. sayfalarını ve tiyatroda Kenan'la birlikte bir oyuncu olup bu cinayeti araştıracaklar. Bilemiyorum belki Evet. Kenan, Selim, belki Nihat. Bu kısma kadar yeteri kadar heyecanlandırdım. Onu söyleyebilirim. Bence izleyen varsa şu anda özellikle acenteler tarafında merak edip kitabı alıp okuyacaklarına ben eminim. Aynı zamanda buradaki Kenan profilini biraz daha gerçekten dikkatli, gözlem yeteneği yüksek bir acente hani profili olarak görüyoruz aslında sigortacı karakteri olarak da görüyoruz. Bu yönden bir değerlendirme yapabiliriz yani genel hatlarıyla. Bakalım merak edenler varsa kitabı muhtemelen alıp okuyacaklardır diye düşünüyorum. Bu arada biz sohbetimizi yaparken şu anda bize yorumlar da gelmeye başlamış. Dilersen sana birkaç tane gelen yorumları da okumak istiyorum buradan. Olur mu? Şimdi Batuhan Taş yazmış öncelikle. Ben de sizi Bilecik'ten izliyorum. İyi yayınlar demiş. Kendisine de buradan selam gönderelim tekrardan izleyenlere. Nida Bostan yazmış. İyi akşamlar demiş. Tuğçe Alemin. Merhaba, kolay gelsin Behlül Hocam demiş. Bu da herhalde öğrencilerinizden biri olsa gerek. Tuğçe Alemin yazmış gene iyi akşamlar diye. Esra Dike de yine bir selam göndermiş bize. Yayınlarımızı yakından takip ediyor farkındayım ben de. Kendisine de çok selamlar gönderiyorum Esra Hanım'a. Yıldız Balık adlı kullanıcı yazmış. İyi akşamlar, ilgiyle izliyorum demiş. MD MD diye bir kullanıcı da merhaba. Yine aynı şekilde Eda Nur Ay Algı keyifle izliyorum merhaba demiş. Rabia Demirtaş iyi akşamlar hocam demiş size. Onun dışında Beyza Albayrak iyi akşamlar demiş. Abdullah Kurt Osman İsaoğlu iyi akşamlar iyi yayınlar Behlül hocam şeklinde. Halil Dağ, Tülin Terzi. Hep bunların selamı var. Valla atladıklarım varsa kusura bakmasınlar ama hepsini okudum diye tahmin ediyorum. Evet, şimdi dilersen yavaş yavaş Ahmet Ümit'in kitaplarından bir diğerine de böyle hızlıca bir giriş yapalım. Yeteri kadar heyecanlandık. Heyecanımız katlansın, devam etsin. Şimdi Babı Esrar kitabıyla devam edelim dilersen. Ve burada da yine Olur. aynı şekilde biraz konusundan, olay örgüsünden ve burada tabii ki de bizim merak ettiğimiz nokta bir sigortacı karakteri burada nasıl yansıtılmış? O karakterin tahlili ve analizini senden rica edeceğim ve sözü tekrardan sana bırakıyorum. Şimdi Babı Esrar
Çok farklı bir noktaya düşen bir kitap. Beyoğlu Rapsodisi'nden apayrı bir kitap karşımıza çıkıyor. 2008'de kaleme alınmış bir kitaptan bahsediyoruz. Bab-ı Esrar da kendi içerisinde farklı bir edebi akımı da temsil ediyor diyebiliriz. Aslında bir polisiye romanı geçse de içindeki fantastik örgüyle farklı bir konuma yerleştirebiliriz. Bir isminden birazcık girelim bunun. Yani Bab-ı Esrar ne demek? Büyük Esrar. Babı hani Babu Selam falan kapısı var ya hani Topkapı Sarayı'nda biliyoruz orada. Bab demek, büyük demek, esrar gizli. Şimdi Bab-ı Esrar bana şunu da çağrıştırdı ve bunu kitabı aldıktan sonra denemenizi gerçekten isterim. Bab-ı Esrar aynı zamanda neyle sanatlarını icra eden Yansımalar grubunun önemli bir albümüne isim veren bir şarkıdır da, bir eserdir de, şarkı demeyelim, bir eserdir. Hatta belki dinleyicilerimiz bilir, izleyicilerimiz bilir. Bilmiyorlarsa da bir tavsiye, bu programı izledikten sonra lütfen izlesinler. Önemli bir sinema filmidir. Derviş Zaim'in, yani Kıbrıslı Derviş Zaim'in yönetmenlerden Derviş Zaim'in, hemen geldi zaten. İlk eseri ve birçok ödüle layık görülmüş Tabutta Rovaşata filminin jenerik müziği Babazula'nın şarkıları ve Baba Esrar'dır. Bu işte biliyorsunuz Mahsun Süper Titiz karakteridir. Rahmetli Tuncel Kurtiz'in de oynadığı ve 5 kuruş, bakınız rahmetli, 5 kuruş para almadıkları muazzam, inanılmaz güzel bir filmdir ve bu filmde geçen birçok konuşma viral olmuştur. Bugün hala dilimizde pelesenk olmuştur. Çok önemli bir eserdir. Burada bunu da analım. Bab-ı Esrar dediğimiz zaman muhakkak Tabutta Rovaşata da izlenmeli diyelim. Şimdi geçelim romana. Bab-ı Esrar'ın bir tane baş kahramanı var. Yine bir sigortacıdan bahsediyoruz. Aslında iki tane sigortacı var fakat asıl kahramanımız bizim. Bir sigorta, Londra merkezli bir sigorta şirketinde görevli bir kadın. Karen Kimya Greenwood isminde bir kadından bahsediyoruz. Bir de acente var. Mennan isminde bir acente. Mennan Fidan. Şimdi ana karakterimizin bir hayat hikayesinden kısaca bir bahsedelim. Şimdi melez bir kadından bahsediyoruz. Ne demek yani? Baba Türk, anne İngiliz olan bir kadından bahsediyoruz. Zaten Karen, artık İngilizce kısmından gelen Karen anne tarafından. Kimya ise babası tarafından konulmuş. Diğer yan karakterlerine baktığımız zaman Karen Hanım diyelim, kısaca uzatmayalım. Karen Hanım'ın annesi Suzan bir İngiliz. Babası ise Derviş Poyraz Efendi isminde Konyalı bir Türk. Derviş Poyraz Efendi kimdir diye baktığımız zaman zamanında Konya'da bir Mevlihane önünde bir Mevlihane kılmış bir bebekmiş. Alıyorlar, bunu alıyorlar dervişler ve bir Mevlevi olarak adını da Poyraz koyuyorlar. Poyraz koymalarının sebebi o gecenin Poyrazlı bir hava olması. Ve o tarikata göre, o Mevlevi işte şeyine göre, tasavvuf ehline göre büyüyor, yetişiyor. Ve bir gün semaya çıktığında, sema biliyorsunuz semazenleri, semazen olarak sema ederken İngiltere'den gelen bir grubun içerisinde Suzan Hanım'la karşılaşıyor ve aşık oluyor. Aslında bu tabii dünyevi bir aşk. İşin içerisinde birazcık tasavvuf, birazcık farklı bir boyuttan tabii bahsetmek gerekiyor. Bu dünyevi aşka, ebedi olan aşkı bırakıp onunla birlikte Londra'ya gidiyorlar ve mutlu bir evlilik yapıyorlar. Bu evlilikten de Karen Kimya adında bir kız çocuğu dünyaya geliyor. İşte bizim kahramanımız sigorta şirketinde çalışan, aynı zamanda bir teftiş görevi olan bir kadından bahsediyoruz. İşte bu kadının babası bu. Ve trajik de bir olay gerçekleşiyor bu kadının başından. Tam 12 yaşına bastığında Poyraz Efendi
Nesim isminde bir dervişle tanışıyor. Pakistanlı Nesim isminde bir dervişle tanışıyor. Tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems-i Tebrizi'nin yüzyıllar önce arasında yaşamış olduğu uhrevi ilişkiye benzer bir ilişki, bir manevi ilişki yaşayarak 12 yaşında bu anne kızı terk ederek İngiltere'den kaçıyor. Ve bir daha bir haber alınamıyor. Şimdi hikaye nerede başlıyor? Hikaye bizim Karen Hanım'ın çalışmış olduğu sigorta şirketinin acentesinin Konya'da sigortaladığı bir otelin yanması sonucu başlıyor. 3 milyon poundluk bir hasar söz konusu. Tamamen tam zayi oluyor ve bu hasar ödenecek ya da ödenmeyecek. Şimdi biz biliyoruz ki sigorta suistimallerini burada konuşsak, yani bunların bir kitabını tutsak tuğla minvalinde bir eser çıkartabiliriz değil mi bu sigorta suistimalleri diye. Tabii ki Karen Hanım'ın müdürü de doğal olarak bunun bir komplo olma ihtimali üzerinde duruyor ve Karen Hanım'ı bunu araştırmak için Konya'ya yolluyor. Karen'i seçmesinin sebebi de tabii ki babasının Türk olması, aynı zamanda Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşabilmesi ve zamanında Konya'ya gelmiş, Konya'yı görmüş, gezmiş ve Türk kültürüne hakim olması. Karen tabii bir iş olduğu için bunu kabul ediyor. Fakat hala soru işaretleri var aklında. Karen aynı zamanda 2 aylık da hamile. Nigel isminde siyahi bir gençle bir ilişkisi var. Bu genç çocuğu aldırmasını istiyor. Fakat Karen daha hala kararını vermemiş. Uçağa biniyor ve Konya semalarına girdiği andan itibaren olağanüstü olaylar yaşanmaya başlıyor. Nasıl olağanüstü olaylar yaşanmaya başlıyor? Uçak daha piste inmek üzereyken bir uyku uyanıklık haliyle birlikte Kimya Hanım, Kimya Hanım şeklinde çok bir kadife bir sesin arkasından seslendiği, hatta nefesini hissettiğini fark ediyor. Uyanıyor fakat kimsecikler yok etrafında. Neyse iniyor, bu diyor demek ki bir kabustu diyor. İniyor uçaktan, havalimanında birilerinin onu alması lazım. Onu alacak kişi ise Mennan karakteri. Mennan Fidan. Mennan Fidan da bizim bu sigorta şirketinin Konya'daki acentesinin sahibi. Tombul bir adam. Kısa boylu, tıknaz, tombul bir adam. Şimdi biraz önceki karakterle biraz tezat oluşturuyor tabii bu da. Ama evet değil mi? Öyle yok mu yani? Şimdi içimizde de öyle sigortacılar da var. Herkes yani Kenan gibi olacak değil. Fakat Herkes yani değil. bir Fakat bizim bu şey de Mennan da az değil. E serisi bir Mercedes'e geliyor şeye. Havalimanına. Şimdi zaten Karen bir şüpheyle gelmiş oraya. Acaba diyor bu 3 milyon pound hasarı değil. Pound'un şeyini düşündüğümüz zaman 3 milyon poundluk bir hasardan bahsediyoruz. Acaba diyor bu bizim Mennan da tıknaz bir herif. Acaba bu da onlarla iş yapıp bizim şirketi mi dolandırıyor? Yani E serisi Mercedes, son model Mercedes'e gelmiş kapıya diyor. Yani böyle bir soru işareti var. Neyse, geç de geliyor bu. Mennan bunun bir İngiliz olduğunu zannediyor. İşte önünü ilikliyor falan, o kafasını gözünü yara yara konuştuğu İngilizceyle hoş geldiniz diyor falan. İyice Karen sinirleniyor. Zaten geç kalmış. Zaten Türkçe biliyor, bir de İngilizceyle bunu boğmaya çalışıyor falan. Ondan sonra ben diyor Türkçeyi biliyorum diyor. Mennan seviniyor. Hadi diyor beni otelime götür, hemen bir şeyler yiyeyim. Gerginim. Hemen çalışmaya başlayayım. Şu işi bitireyim. Babamın hatıralarıyla da karşılaşmadan geri döneyim diyor. Çünkü babasıyla ilgili hatıraları da var Konya'da. Neyse biniyorlar arabaya, oteline giderken babasıyla birlikte gezdiği muhtemelen bir derviş, bir mevlihane diyelim, bir binasını tarif ediyor Mennan'a. İşte diyor avlusunda sarıklı taşlar vardı diyor, mezar taşları. Şöyleydi de böyleydi de Mennan'a anlatıyor anlatıyor. Mennan çıkartamıyor bu yerin neresi olduğunu. Derken bu konuşmalar esnasında araba bir anda sarsılıyor, frene basıyor Mennan. Arabadan iniyor bakıyor arka lastiğin patladığını fark ediyor. Hay aksi diyor benim diyor bunu değiştirmem lazım. O sırada da bizim kahramanımız şeyden iniyor. Araçtan iniyor. Karşıda bir cami, avluda bir kalabalık var.
oraya doğru istemsiz şekilde yürümeye başlıyor. Ve bu esnada mesafesini kestirememesine rağmen siyah giyinimli, saçı sakalını birbirine karışmış bir adam karşısına çıkıyor. Ve dona kalıyor Karen. Ne yapacağını bilemiyor. Sağına soluna bakıyor. Bütün sesler durmuş. Bu adam yavaşça usulca Karen'in elini tutuyor. Avucunu açıyor ve avucunun içine bir cisim bırakıyor. Ve kapatıyor. Karen o şeyin heyecanıyla ne olduğunu anlayamadığı için işin heyecanıyla hemen avucunu açıyor ve avucunun içerisinde bir yüzük olduğunu fark ediyor. Kafasını kaldırdığında o şahıstan hiçbir şey yok, iz yok, kaybolmuş gitmiş. Bunu anlamlandıramıyor, alıyor yüzüğü cebine koyuyor. Mennan'a da geliyor diyor ya böyle böyle bir şey geçti benim başımdan ama yüzükten bahsetmiyor. Böyle böyle bir şey geçti benim başımdan. Ondan sonra o diyor bir meczuptur diyor. İşte burada çok var böyle meczuplar. Öyle bir şeydir diyor. Pek de dikkate almıyor. Peki diyor. O da çok da fazla şey yapmıyor. Sonra otele gidiyorlar. Oteli de yine eski ve butik bir otel. Karen için tuttukları. Hemen açıyor bilgisayarını. O sırada Nigel arıyor. Nigel'le aşk meşk hoş sohbet yapıyorlar. Birazcık morali yerine geliyor. Hemen orada babasıyla birlikte küçükken yediği ki keşke olsa da yesek diyebileceğimiz bu Konya'nın hani bamya çorbası, etli bamya çorbası vardır. Küçük ekşili. Ondan yiyor. Ondan sonra ve hemen işe koyulmaya başlıyor. Polis tutanaklarını inceliyor. İtfaiye tutanaklarını inceliyor. Sorgulamalara bakıyor. Tutanakları, ifadeleri bakıyor. Kurcalıyor falan. Ondan sonra bir ara içi geçiyor. Hani yemeği de yedi ya. Çorbayı da içtiğimiz gibi. İçi geçiyor. Yine kimyanım denen o uhrevi, o kadife ses kulağının hemen arkasında var oluyor. Bir anda gözlerini açıyor fakat kimsecikler yok. Ürpermeye başlıyor. Tekinsiz bir olay, tekinsiz işler. Ondan sonra ertesi gün Mennan'la hemen işe koyulup bu uğursuz yerden bir an önce gitmek istiyor. Kendisi için uğursuz. Aslında şöyle bir vaka var. Yani kendi içerisinde babasına karşı bir şey tutsa da böyle bir kızgınlık hissetse de yine de baba olduğundan dolayı belli bir şey var, belli bir bağ var ve onunla ilgili hatıralarla da karşılaşmak istiyor için için. Oraları uzatmayalım. Hemen ertesi gün işe koyulup o sigortacılığın verdiği o dedektiflik şeyiyle, maharetiyle hemen olay yerine gidip tek tek incelemeler yapıyor. Tutanakları inceliyor, yangının nasıl çıktığını tahmin ediyor, kurguluyor kafasında. Ondan sonra ve bir takım şüphelileri kendisi kategorize ediyor. Ve otelin sahip olduğu İkona'ya turizmin patronuyla görüşmek için Mennan'la birlikte otelden çıkıyorlar. Ve gidiyorlar İkona Turizm'in patronunun yanında. O da böyle eski bir eski bir Konya evini butik bir otele çevirmiş. Orada kendine bir oda tahsis etmiş. Giriyorlar. Pek de tekin bir adam değil gerçekten. Bu patron. Ondan sonra ve İkone olmasının sebebi, şirketin İkone olmasının sebebi içeri girdiğinde sol tarafta bir elinde kılıç, bir elinde Medusa'nın kesik başını tutan Medusa nedir biliyoruz değil mi? Medusa tam Yunan mitolojisine kadar bakın giden bir kitaptan bahsediyoruz. Sadece Türk tasavvufundan, Türk mitolojisinden de değil yani fantastik öğeleri Yunan mitolojisine kadar götürüyor. Burada Medusa hani yılan başlı kadın baktığınız zaman sizi taşa çeviren o mitolojik varlık. Bugün gidip şeyde görebilirsiniz bunu. Pandemide açık mıdır bilmiyoruz. Yerebatan Sarnıcı'nda ters Medusa heykelini de görebilirsiniz. Bunun bir anlamı var. İkonia turizmin de ambleminde yine böyle fantastik, aynı zamanda mistik öğelerin olduğu bir sembol var. Adamla konuşurken elinin bir anda kanadığını fark ediyorlar. Mennan ve o patron. Karen Hanım diyorlar elinizden kan akıyor. Bakıyor elinde yüzük var. Hemen lavaboya gidiyor. Temizliyor falan ama herhangi bir yara izi yok bakınız. Herhangi bir yara izi yok. Yüzükten bir kan akıyor. Herhangi bir yara izi yok. Çok mistik bir olay.
Ve geri dönüyor. Patronu karşısına alıyor, Menon'u karşısına alıyor ve sabretmeye çalışıyor. Acaba diyor aklımı mı yitiriyorum yoksa bunların hepsi birer kurgu mu? Ve adam ismini sorduğunda ikinci isminin kimya olduğunu söylediğinde adam karşılığında hemen "Aa, kimya mı?" diyor. "Kimya Şemsi Tebrizi'nin eşinin de adıdır." diyor. Aynı zamanda Celaleddin Rumi'nin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin de üvey kızıdır diyor. Şimdi Karen, bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi, öyle rüyaları görmesi inanılmaz bir şey yapıyor, etki uyandırıyor Karen'in üzerinde. Karen oradan bir an önce kalkıyor ve Menna'ya diyor ki hemen otele gidelim. Otele gidiyor. Yatıyor o gece. O gece yine rüya görüyor. Fakat bu sefer rüyalar astral seyahat şekline dönüşmeye başlıyor. Bunun işte Baba Eser gerçekten diğer romanlarından ayrılan bir tarafı var. Fantastik öğeler açısından. Ve Şems'le Mevlana arasındaki o ilişkiyi Şems'in yerine geçerek rüyasında o ilişkiyi yüzyıllar öncesinde yaşamaya başlıyor. Öyle mistik bir olaydan bahsediyoruz. Neyse, buraları çok uzatmayacağım çünkü uzadıkça bu gidiyor o tarafa doğru. Ve tetkik ediyor, tetkik ediyor, tetkik ediyor. Ve bir takım soruların cevaplarına ulaşıyor. Bizim bu Karen. Karen'in çok fazla fiziksel özelliğini tarif etmiyor. O yüzden ben bir şey diyemiyorum. Ama aklımda canlandırdığıma göre hoş bir kadın. Zeki bir kadın olduğu muhakkak. Titiz bir kadın. Okumayı seven. İşi konusunda çok disiplinli. Ayrıntılara muhakkak hakim bir kadın. Her sigortacının olması gerektiği gibi belki de. Ve bu işi çözüyor bakınız. Bu işi çözüyor. Bu işte peki soru işaretleri neler? Şuna belki bahsetmedik. O yangında iki kişi de ölüyor. İki de cinayet var orada aslında. Ya da kaza. Şimdi bu bir sabotaj mıydı? Bunu organize eden kimdi? Birinci sorunun cevabı. Buna ulaşıyor. İkinci soru. Babası nerede? Nereye gitti bu adam? Öldü mü, kaldı mı? İkinci soru. Üçüncü soru da Karen babasını gerçekten affediyor mu? Ve o en önemli, en duygusal soru, 3 milyon poundluk tazminatı sigorta şirketi ödüyor mu? Ödüyor mu, ödemiyor mu? Onu ben bilmiyorum. Ona artık Merak edilen kısmını da bıraktığın için teşekkür ediyoruz. Bizi de gerçekten bayağı bir merak içerisinde bıraktın. Vallahi ağzına sağlık. Çok ki ya şu an dinlerken bile çok keyif aldım ben açıkçası. Eminim ki izleyenler için de böyle bir uyanış olmuştur. Yani ben bu kitabı alayım okuyayım diyorlardır içlerinden eminim ki. Çünkü şimdi Baba Esrar üzerine de konuştuk. Bahsettiğin iki olay örgüsü konusuyla farklı ve aynı zamanda bahsedilen sigortacı karakterleri de yine aynı şekilde farklı özelliklere sahip. Bu açıdan da onlar için de yani şu anda özellikle acentelik mesleğiyle uğraşan sigortacı olanlar için de çok keyifli ve farklı bir okuma olacaktır diye düşünüyorum özellikle bu eserler için. Aynı zamanda şimdi birkaç tane daha yorum var. Özlem Ağdaş okumuş muydum hatırlamıyorum ama iyi akşamlar Behlül Hocam. Kitap analizleri müthiş. Ağzınıza sağlık. Devamını merakla bekliyorum. Saygılar demiş. Biz de kendisine selamlarımızı gönderelim. Onun dışında Kübra Çanacık iyi akşamlar. Hocam demiş yine aynı şekilde Miray Parlak da size selamlarını göndermiş. Bu arada ben de kendi reklamımı yapmak istiyorum. Valla videolarımızı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Olabildiği kadar farklı konu ve içeriklerle bu yayınlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bugün de o farklı konu ve içeriklerden biri oldu ve ekstra olarak ayrıca çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Bu kısma kadar çok keyifliydi. Ve dilersen ben bu iki kitabın dışında farklı bir soru sormak istiyorum sana. Şu an bizi izleyen izleyicilerimiz için özellikle sen tabii biraz mesleğinden de akademisyenlik de olduğu için okumakla çok haşır neşir olan bir tarafınız var haliyle. Bu nedenle de şimdi bir tavsiye niteliğinde kitapları seçerken yani kitap seçimi yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nacizane birkaç görüşüm varsa onlarla ilgili yorum almak istiyorum senden.
Şimdi aslında şuradan girsem daha iyi olacak. Yani bu bir macera oldu. Biz öğrencilerimizle sürekli bunu konuşuyoruz. Eğer bir sigortacı olmak istiyorlarsa sigorta acentelerimiz de bunu bilirler. Her kompartımandan insanla iletişim içerisindeyiz bizler, değil mi? Biraz önce Kenan karakterinin ne kadar farklı bir mizacı olduğundan ve pörtöyünden bahsettik. Belki Menna'nın daha da farklı olacak. Yani her kademeden insanla doğru bir iletişim kurmak zorundayız. O yüzden bizim arkadaşlarımızın bol bol okuması gerekiyor ve analiz yapması gerekiyor. Bu noktada biz öğrencilerimiz de bana soruyorlardı, hala da sorarlar. Hangi tarz kitapları okuyalım, hocam neleri önerirsiniz, nasıl yaparsınız, nasıl edersiniz? Benim eşim de bu arada eğitimci. O da okumayı benden daha çok sever. Mütevazı bir okuyucuyuz. Küçük bir kütüphanemiz var. Biz bunu daha ilginç kılabilmek için elimizden geldiğince bir Instagram hesabı oluşturduk. Ve öğrencilerimizle orada kısa kısa yorumlarımızı paylaşmaya başladık. Fotoğraflarını çekip kitaplarımızın fotoğraflarımızı çekip kısa kısa yorumlarla onlarla paylaşmaya başladık. İçlerinden bizim hoşumuza giden kitaplar bunlar. İçlerinden seçsinler. Kendileri okusunlar istedik. Şimdi bu seçim aşaması çok şey değil. Benim böyle yönlendirme yapabileceğim çok ve müdahil olabileceğim bir nokta değil. Ben de başkalarından besleniyorum. Benim akademik alanım bankacılık, sigortacılık, finans. Hani edebi noktada çok zayıf. Edebiyatçı arkadaşlarım var sağ olsunlar. Onlardan izleyenler vardır şimdi kulakları çınlasın. Tek tek isimlerini sayamam. Çok uzun çünkü bir liste. Onların ben tavsiyelerine çok ehemmiyet veririm. Benim şahsi şeyim okudukça kendi üslubunuzu oluşturmaya başlıyorsunuz ve ilgi alanlarınız belli oluyor. Benim ilgi alanlarım daha çok tarihi romanlar üzerine evrilmeye başladı. Distopiyi çok severim. Politik romanlar da okurum. Ama distopya ve bu tarihi romanlara bayılırım. Bir isim vesaire diyecek olursanız eğer İhsan Oktay Anar derim. Türk romancılarından, tarihi Türk romancılarından espri diliyle. Ve tek geçerim öyle söyleyeyim. Yani benim açımdan çok önemli ses daha bir yeri vardır. Yani diyebileceğim o. Hani seçerken ben de başkalarından besleniyorum açıkçası. Ben bir şeyi tanımazdım mesela. Kafka'yı çok iyi biliriz. Herkes bilir Kafka'yı ama bir Sadık Hidayet İran edebiyatının çok önemli bir yazarı ve belki Doğu'nun Kafka'sı olarak geçebilecek kitapları var. Burada ilgisi olan arkadaşlarımı da tavsiye ederim. İran Evet, İran edebiyatı edebiyatı. Evet, İran edebiyatı. Yani şöyle söyleyelim, eğer Ömer Hayyam'ı ya ilgisi olan birileri varsa ve Ömer Hayyam'la ilgili rubayları okumak istiyorsa kendisinin Sadık Hidayet'in Ömer Hayyam'dan Teraneler kitabını muhakkak kütüphanelerinde bulundurmaları. Bu kadar diyebilirim. evet. Çok teşekkür ederim. Bu arada şimdi bizi çok değişik bir şey oldu benim için de. Bir yandan da duygulandığım bir konu Bilecik Üniversitesi'nden, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Resul Yazıcı. Ben bu arada 2013 mezunum. Evet. Kendisinden de ders almıştım. Hocam kızmasın şu anda yanlış da söylüyor olabilirim ama sanırım para politikasıydı aldığım ders kendisinden. Çok büyük emeği vardır. Şu anda da bizi izliyormuş, kendisi yazmış. Farklı bir bakış kanalımıza ve hocamıza teşekkür ederiz demiş. Hocam Hayırlı olsun. şöyle ben seslenmiş olayım. Şu anda bizi izlediğiniz için biz çok teşekkür ederiz. Ekstra olarak ben de emeğiniz de çok büyüktür. Hala hatırlarım. Çok teşekkür ediyorum. Bana kattıklarınız için de ben çok teşekkür ediyorum. Buradan özel bir mesaj vermiş olayım kendisine. Görünce bir es geçmek istemedim ve selam gönderiyorum kendisine de. Aynı şekilde Emrah Siyanuş da yazmış bize. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Mesleğiniz ile özdeş bir hayat ve bakış açısı yakalamak ne güzel demiş. Tebrikler demiş. Çok güzel. Ben geri dönüşler çok olumlu oldu. Çok mutlu oldum şu anda. Katılım da var. Gayet güzel bir katılım var. Benim bir sorum olacak ama bölüyorum fakat Damla Hanım ben de sizi takip ettim. Böyle bir takipleştik Instagram'da. Baktım gayet de iyi bir okuyucusunuz siz de.
Nacizane. Ben sizden olsun öyle demeyin. Ben de sizden bir kitap tavsiyesi isteyeceğim. Madem tamam. Başladık. Hiç beklemediğim yerden geldi demeyeceğim. Çünkü biraz yani direkt aklımda söyleyebileceğim birkaç kitap ismi var. Ama bir tanesini seçeceğim bununla ilgili bir alternatif olarak. Ama öncesinde şöyle toparlayabilirim. Ben yani bu konuda çok böyle bir yorumda bulunacak yeterlilikte değilim. İyi bir okur olmaya çalışıyorum diyebilirim sadece. Bu anlamda da söyleyebileceğim şu var sadece. Zaman çok kısıtlı ve o zamanı da olabildiği kadar verimli değerlendirmek çok önemli. Kitap seçimleri de bu konuda çok önemli oluyor. Çünkü kitabı okurken ona da bir emek sarf ediyoruz ve bir zaman harcıyoruz. Bu yüzden de kitap araştırması yaparken doğru kişilerden doğru yönlendirme ve tavsiyelerle kitap okunması yönünde bir önerim olabilir naçizane. Onun dışında da böyle bir kitap okudum, hayatım değişti kavramları vardı ya, ben ona çok açıkçası katılmıyorum. Kitaplar işte çok hayatınızı değiştirmez aslında. Sadece kendinizle çok yüzleşmekten korktuğunuz konularla bir anda sizi böyle karşı karşıya getirir ve hayattaki hiçbir konuyla ilgili, hiçbir olayla ilgili bazı şeyleri yadırgamamaya başlarsınız. Bu açıdan sizi bence bir bakış açısı kazandırır. Onun dışında kitap demişken, öneri demişken, ben de şöyle gösterebilirim belki. Görünür ama bilmiyorum ama İtalyan edebiyatı, Dino Buzzati'nin Tatar Çölü adlı kitabını önerebilirim şu an bizi izleyenlere. Varoluşla ilgili çok önemli bir kitap bence. Çünkü insanoğlu rutin hayatına çok adapte olarak yaşayan bir varlık ve bazen o rutinden çıkamamak, şöyle söyleyeyim, yanlış kararlara, yani varoluşsal olarak sizi farklı noktalarda sorgulamaya itebilir. Bazen doğru anda, doğru yerde ve doğru zamanda bulunduğunuz mevkiyi ve konumu terk etmeniz gerekir aslında. Bu sizin için aslında en doğru olandır ama alışkanlıklarımız bazen buna engel olur diyeyim. Kısaca şöyle bir özet, yani varoluşsal olarak çok güzel bir örnektir bu kitap. Biliyorsun, biliyorum, tepkinden anladım. Bu kadar, şu an için çok teşekkür ederim. Senin yine ekstra olarak bir ekleme yapmak istiyor musun? Kitap önerisi olarak var mıdır böyle bir ekstra bir önerin? Yoksa da yavaş yavaş programı da sonlandırmaya başlayalım. Bir tane söyleyebilirim, hani zamanın ruhuna uygun olarak. Kısaca tek geçerim bunu da. José Saramago'dan Körlük kitabını zamanın ruhuna uygun olarak tavsiye edebiliriz. Muhakkak evet. Okunmalı. Bu dönemi çok güzel yansıtmıyor mu sence bu kitap? Pandemi dönemini yani özellikle değerlendirecek olursak, değil mi? Yani bir zaman makinesi varsa eğer, Saramago o zaman makinesinde seyahat etmiştir muhakkak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Katkıların için çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Kendi adıma çok keyif aldım. Eminim ki birçok izleyen de şu anda bu yaptığımız yayından keyif almıştır diye düşünüyorum. Eşlik edenlere, bu yayında bizimle birlikte olanlara çok teşekkür ediyorum. Ve yavaş yavaş da programımızın sonuna gelirken sözü sana bırakmak istiyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı? Bir mesaj vermek ister misin? Yayınımızı sonlandıralım ve son olarak sözü sana bırakayım. Ben çok teşekkür ederim. Okumanın ne kadar önemli olduğunun üzerine uzun uzun konuşmanın zaten lüzumu yok artık. Bizi dinleyen arkadaşlardan bir ya da iki tanesine ulaşıp bu kitaplardan birini ikisini okutabilirsek ne mutlu bize. Bu da işte bizim okurus.net eşimle birlikte arkadaşlarımız için kurduğumuz, işte öğrencilerimiz oradan seçip baksın, incelemelere okusun. Orada beğendikleri kitapları gitsinler bir yerlerden sipariş versinler diye kurduk. Yarın öbür gün bunu biz bir de şey yapacağız, anonim hale getireceğiz. Her arkadaşımız gelsin, yazsın, çizsin buralarda. Elimizden geldiğince muhakkak bir iki tane kitap okutmanın derdindeyiz, öyle söyleyelim. Ben çok teşekkür ederim Damla. İnşallah farklı projelerde tekrar bir araya gelmek üzere diyelim. Okula da beklerim bu arada. Nesil Hoca'yı bir ziyaret etmeye gidelim. Evet.
Mutlaka ziyaret edeceğim çünkü mezun olduktan sonra gelemedim açıkçası. Hocalarımla da bir görüşmek isterdim ama fırsat yakalayamadım. En kısa sürede gelirim umarım. Şu pandemi dönemi de biterse daha da sağlıklı bir dönemde ziyaret etmek isterim. Tekrar çok teşekkür ederim katılımın için ve yavaş yavaş programı da kapatıyoruz. Evet, sigorta ekranında bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Farklı konu ve konuklarla yayınlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik sağlıkla kalın, hoşça kalın.